Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. En kolay saray böreği tarifi hazırlıyorum. Yufka açmak yok. Hamur yoğurmak yok. Çok pratik ve çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Evet, iş harcımızı hazırlayarak hemen başlayalım. 250 gram kıymayı biraz sıvı yağ ile kurutana kadar kavurmayı bırakalım. Evet, tane tane olana kadar karıştırarak kavuralım. Kıymanın suyu bitene kadar kavurduktan sonra üzerine 4 adet büyük boy ince doğranmış kuru soğan ekleyelim ve birlikte kavurma işlemine devam edelim. Evet, soğanların şöyle mis gibi kavrulma kokusu gelene kadar iyicene kavuralım. Evet, soğanlarımız ve kıymamız yeteri kadar kavruldu. 2 adet büyük boy rendelenmiş kabağı ekliyorum. Ve kavurma işlemine devam ediyorum. Azar azar ekleyerek karıştırıyorum. Evet, kavrulan iş harcımızın üzerine 2 tatlı kaşığı tuz, karabiber, biraz acı pul biber ekliyorum ve karıştırıyorum. Evet, altını kapatalım. Bir tepsiye alarak soğutmaya bırakalım. İş harcı gerçekten muhteşem oluyor. Özellikle bol kullanmamız gerekiyor. 1 su bardağı dolusu sıvı yağ, 1,5 su bardağı dolusu içme suyu. Biraz da tuz ekleyelim. Sosumuz hazır. Şöyle 1 kilodan 2 adet fazla olacak şekilde yufkam var. Tek kat olacak şekilde tezgahıma seriyorum. Evet, sağlam yufkaları serdikten sonra şöyle her tarafına gelecek şekilde bir kepçe döküyorum ve her tarafına yayıyorum. Videodaki gibi katlayalım. Katladığımız bölüme bolca iş harcı koyalım. Kenarlarını da kıvırarak bir yufkayı tek parça halinde rulo saralım. Rulo sararken ne sıkı ne bol olacak şekilde sarmaya dikkat edelim. U şekli vererek tepsiye alalım. Evet, bu işlemi yufkalarım ve iş harcım bitene kadar yapmaya devam ediyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Bu böreği dilerseniz daha farklı iş harçlarla da hazırlayabilirsiniz. Ispanaklı, patatesli, patlıcanlı. Peynirli. Ya da sadece kıymalı da hazırlayabilirsiniz.
tercihe bağlı. Evet, böreklerimi tepsiye aldım. Kalan sosu da fırça yardımıyla üzerine sürüyorum. Bir adet yumurtayı kalan sosa ekleyerek çırptım ve her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Üzerine dilerseniz susam serpebilirsiniz. 170 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, böreğimiz hazır. Fırından çıkartıyorum ve ilk sıcaklığı geçmesi için kenara alıyorum. Evet, bir miktar soğuttuktan sonra kesme tahtasını üzerine alarak dilimliyorum. Her yiyen saray böreği sahnetti. Gerçekten muhteşem, mutlaka deneyin. Şöyle büyük parçaları keserek servis tabağına alıyorum. Yani vaktiniz varsa mutlaka soğuk olarak dilimleyin. Daha muntazam dilimler elde etmiş olursunuz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları izlemeyi unutmayınız.